Demir eksikliği ile ilgili ki aslında bizim burada bahsettiğimiz demir eksikliği anemi dışında demir eksikliği. Yani kişide anemi oluşmaksızın görülen demir eksikliğinden bahsediyoruz biz. Anemi söz konusu olduğunda zaten belirti bulgular, semptomlar çok daha yüksek şiddette olduğu için kişiye bununla ilgili tüm testler yapılmış oluyor. Ama çoğu insanda anemi, kansızlık hastalığı görülmeksizin uzun süreli olarak demir eksikliği görülebiliyor. Demirin vücudumuza, hücrelerimize oksijenin gitmesiyle de ilgili olması sebebiyle çok daha önemli, hayati bir rolü var. Dokulara, hücrelere yeterli oksijen gitmediğinde o dokular, hücreler, o mitokondriler oksijeni elde edemediği zaman oksijensiz hayatta kalmanın yolunu ararlar. Ki bu da kanser hücrelerinin oluşması demektir. Şu an günümüzde peynir ekmek gibi her yerde rastladığımız hastalık nedir? Kanser. Ben en çok bir fibromiyaljiyi bir de kanseri duyuyorum. Dolayısıyla anemi görülmeksizin demir eksikliğinin söz konusu olması çok önemli. Ve hani uzun süre diyoruz ya, bu uzun süre aylar haftalar değil, yıllar boyunca insanlarda demir eksikliği söz konusu olabiliyor. Tabii kanser oluşmasının tek nedeni bu değil. Ama böyle bir durum varsa, senelerde demir eksikliği çekiyorsak şayet, kanser oluşmuş olmasına çok da şaşırmamak gerekli. Bir de üstüne üstlük yeterli fiziksel aktiviteye sahip olmadığımız için zaten dolaşımımız böyle belli bir seviyenin altında seyrediyor. Aklıma gelmişken söylemem gereken bir şey daha var. Kan tahlillerinde demir eksikliği ile ilgili ölçümler yapılırken sadece demir kısmına bakmaz doktorlar. Bir de demirin emiliminden sorumlu olan ferritin denilen bir malzeme var. Onunla ilgili de bazı değerlere bakılır. Çünkü yeterli miktarda demir alıyor olabilirsiniz ama onun emilimiyle ilgili, vücutta tutulması ile ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bunu tekrar size hatırlatmak istedim. Çünkü elinize kan testlerini aldığınızda, laboratuvar testlerini, doktorla olan randevunuzdan önce o süreçte hemen internetten açıp bakıyorsunuz neler olduğuna. Bazılarınız ferritin değerinin farkına varmıyor bile. Ama ferritinle ilgili sıkıntılar olduğunda da yine demir emilimiyle ilgili problemler olabiliyor. Her zaman mesele besinler üzerinden demiri yeterli miktarda alamıyor olmamız değil. Hazır aklıma gelmişken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Demiri alıyor olabiliriz takviye ya da besinler yoluyla ki en güzeli besinler yoluyla almaktır. Takviye olarak değil de kaliteli bir beslenmeye sahip olmaktır. Demiri alıyor olabiliriz ama çok çay tüketiyor olabiliriz. Normal siyah çay ya da yeşil çay ya da süt tüketiyor olabiliriz. Bunlar da yine demirin vücuda alımını engeller. Yani demir içeriği sebebiyle bir gıdayı tüketiyorsak beraberinde ya da en azından 1-2 saat içerisinde az önce saydığım gıdaları tüketmemek gerekli. Veya takviye kullandığınızda beraberinde çay içmemeniz gerekli. Yeşil çayı da unutmuyoruz lütfen. Emilimini sağlayamıyoruz dedik. Mesela mide koruyucu ilaçlar kullanıyor olabilirsiniz ya da mide asidi düşürücü ilaçlar kullanıyor olabilirsiniz uzun süreden beri. O zaman demir mineralinin gıdalardan vücudumuza alımını çok sağlayamıyoruz. Bir diğer mesele ise demire olan ihtiyacımızın artması. Çocukluk döneminde örneğin, gebelikte, doğumda ya da bir enflamasyon durumu söz konusu olduğunda ki vücutta enflamasyon varsa şayet evet, demirin bir miktar düşük görünmesi, düşük çıkıyor görünmesi normal. Çünkü bu süreçte tüketimi artar. Enflamasyon dediğimiz şey ne? Vücutta bir yaralanma ya da bir hastalık söz konusu olduğunda vücudun verdiği iyileşme cevabı. O döngüye, o iyileşme sürecine diyoruz enflamasyon diye. Eğer vücutta enflamasyon varsa bir yerde bir yara odağı var demektir. İsterseniz bir bağ doku yaralanması olsun, isterse bir organ hasarı olsun ya da grip olun. Her ne olursa olsun vücutta iyileşmesi gereken bir şey, bir doku söz konusuysa ya da baş edilmesi gereken bir mikrop, virüs söz konusuysa enflamasyon dediğimiz bu süreç işler. İşte bu dönemde de bizim demire olan ihtiyacımız artar. Tıpkı magnezyum mineralinin olduğu gibi. Vücudumuzda demir eksikliği olup olmadığını anlamanın iki basit yolu var. Yani bir tanesi o kadar basit değil, belki bulması zor olabilir kırmızı pancarla ilgili. Bir diğeri de hemen şu alt göz kapağımızın iç kısmı görülüyor ya burada. Oranın rengine bakılabilir.
Beyazımsı, açık renkli ise demir eksikliği göstergesi olabilir. Ama böyle kırmızı kırmızı, kanlı kanlıysa o zaman tamam, demirde sorun yok diye düşünülebilir. Bir diğeri de kırmızı pancar tüketmek. Elinizin altında varsa çok rahat deneyebilirsiniz. Kırmızı pancar yediğimiz zaman eğer idrara kırmızı pancarın rengi geçiyorsa, çünkü pancara bu kırmızı rengi veren pigmentler, pigmentin ne olduğunu çok açıklamaya gerek yok aslında. Rengi sağlayan doku hücreliklerine pigment diyoruz. Bu pigmentlerin parçalanabilmesi için demire ihtiyaç var. Vücutta yeterli demir yoksa pigmentler parçalanamadığı için direkt idrara geçiyorlar. Ve idrarın rengi kırmızımsı, pembemsi oluyor. Buradan da anlayabilirsiniz mesela demir eksikliği olup olmadığını sizde. Tabii bunu uygulayıp, "Hah, bende demir eksikliği varmış, doktora gitmeme gerek yok, şuradan eczaneden bir demir takviyesi alayım ya da demirle ilgili bir şeyler, gıdalar tüketeyim, bu eksikliği halledeyim, sonra yine denerim" dememek gerekli. Mide bağırsak kanamalarından ya da kanserlerinden ya da vücutta kanser oluşabilme riskinden söz ettik. Bu tarz şeyleri tek başınıza halletmek çok doğru değil. Belki ilk basamakta aile hekiminize gidebilirsiniz. O size gerekli olan tavsiyeleri verir. Siz de onları uygularsanız tekrar gidersiniz kontrol için. Bakılır ki demir eksikliği devam ediyor. O zaman zaten aile hekiminiz sizi gerekli olan doktora, uzmana yönlendirir ve başka bir problem olup olmadığı araştırılır. Bu bilgilerden söz ediyorum size. Çünkü bazı şeylerin biz de birazcık farkında ve bilincinde olmalıyız. Düşük düzeyli ya da sık sık tekrarlanan demir eksiklikleri çok büyük bir hastalığa neden olmasa da sizi çarpıntı veya tansiyon hastalığının kucağına itebilir. Bu sebeple düzenli olarak tansiyon ilacı almak zorunda kalabilirsiniz mesela. Ama şunu da söylemem gerekli tabii. Çarpıntıya ya da tansiyona sadece demir eksikliği neden olmaz. Demir minerali yara iyileşmesi için önemli olduğu kadar beyin fonksiyonları için de önemli. Bu sebeple depresyon söz konusu olduğunda nasıl ki omega 3, nasıl ki magnezyum çok önemli, aynı şekilde aynı öneme sahip. Resimde gördüğünüz bazı hormonların üretimi için demir minerali gerekli. Bu ne demek? Demir minerali olmadığı zaman bu hormonu üretmek ya da dönüştürmek söz konusu değil. Ki beyin fonksiyonları açısından bu resimde gördüğünüz hormonlar gerçekten çok önemli hormonlar. Uyku hormonu olan melatonin için, mutluluk hormonu olan serotonin için ya da bağırsağın düzenli işleyişiyle alakalı diğer hormonlar için demir önemli. Demir denince demirden en zengin gıda olarak ıspanağı düşünüyoruz ama ıspanak maalesef bir şehir efsanesi. Öyle çok demirden de zengin değil. Evet, yeşil yapraklı sebzeler içerisinde demir oranı fena değil ama evet, yemek olarak güzel, eyvallah. Yani evlerinizde tüketebilirsiniz, hani tüketmeyin demiyorum ama demir kaynağı olarak, özellikle de çocuklarınızda demir kaynağı olarak kullanacağınız besinler, gıdalar arasında değil. Nelerde demir bol? Hemen bir listeden bakalım. Kırmızı et malum biliyorsunuz ama kırmızı et ya da diğer proteinler midede sindirilirler. İlk parçalanmaları, ilk sindirimleri midede olur. Peki siz mide asidi düşürücü kullanıyorsanız, ki mide asidi düşürücüler reflü söz konusu olduğunda da verilebiliyor. Ki mide asidi düşürücü kullanımını şöyle düşünebilirsiniz. Yani mide asidim çok aşırı yükselmiş, onu düşürmek gerekiyor diye düşünebilirsiniz ama maalesef mide asidi düşürücülerinin kullanımı ile ilgili bir takım sıkıntılar, bir takım sorunlar var. Mesela reflü olduğunda da bu kullanılıyor ama reflünün nedeni mide asidinin yüksek oluşu değil ki. O mide asidi midenin içerisinde durduğu sürece bir yanma yapmıyor. Midenin içerisindeki sıvı mide kapağını geçip yukarıya yemek borusuna doğru çıktığında yanma yapıyor. Reflü söz konusu oluyor. O zaman burada problemi neden mide asidinde bulalım ki? Reflümüz var diye normal olan mide asidimizi düşürürsek, hani reflü olduğunda yemek borusu yanmasın diye mide asidimizi düşürürsek ne olacak o zaman? Proteini sindiremeyeceğiz. Bolca kırmızı et tüketiyor olsanız bile bir anlam ifade etmeyecek. Ya da diğer proteinler, bitkisel kaynaklı olanlar da aynı şekilde bir anlam ifade etmeyecek. Bizim beslenmemiz daha buradayken kesilmiş oldu. Zaten ağzımızda lokmaları uzunca ya da çokça çiğneyen insanlar değiliz. Zaten sindirimle ilgili enzimleri burada daha henüz uyarmamız gerekirken
bunu yapıyor değiliz. Mideye gönderiyoruz direkt. Konuyu çok dağıtmadan devam edelim nelerde demir olduğuna. Kırmızı et, kuzu ciğeri diye çok geçer ama kuzu ciğerinde şuna dikkat etmek gerekli. Kuzular da anneden uzaklaştırılır ve mereye gönderilmezler, ağıllarda bakılırlar. Besili olsunlar diye onlara yem verilir. Karaciğerleri, ki burada bahsedilen karaciğerleri çok iyi durumda değildir. Bu çiftçilikle alakalı TV kanalları var ya, onlardan birinde kuzu yetiştiricisi kendi söylemişti. Ben onun yalancısıyım. Böyle şok olmuştum. Ağzım açık kalmıştı. Diyor ki biz bunu zaten 4-5 ayında kesmezsek bu hayvan hastalıktan ölür. Niye? Karaciğeri bitiyor çünkü. O yüzden benim size tavsiyem, eğer doğal kuzu ciğeri yiyorsanız eyvallah, ama çiftlik kuzu ciğeri yiyorsanız bence biraz sıkıntı. Mercimekte, yumurtada, hünnap bilirsiniz. Susamda, kabak çekirdeğinde, ay çekirdeği yerine kabak çekirdeği tercih edebilirsiniz. Ay çekirdeğinde de folik asit vardır ama mesela bana çok böyle sık yediğimde ay çekirdeği dokunur. Maydanozda, keten tohumunda, keten tohumu aynı zamanda ne kadar sağlıklı bir besin. İçeriğindeki lifli bir gıdadır. İçeriğindeki bu lifler hem bağırsaklarımızdaki faydalı bakterileri besler ve onların özel bir yağ formu üretmesini sağlar. Hem de çok yüksek düzeyde omega 3 kaynağıdır. Bağırsak için de muhteşem bir gıdadır. Vücut için de muhteşem bir gıdadır. Keza demir için de yüksek içerikli gıdalardan biri. Bu gıdaları demir kaynağı olarak tüketebilirsiniz. Beslenmede çeşitlilik önemlidir. Ama biz bunu biraz yanlış anlıyoruz. Aynı öğün içerisinde çeşitlilikten bahsetmiyoruz aslında. O hafta içerisinde, o ay içerisindeki çeşitlilik önemli. Şimdi bizler de sofraya 2-3 çeşit koymadık mı bu bir ayıp, kusur sayılıyor. Bir de salata yanına etti 4 çeşit. Ama bu kadar çeşitli gıdayı aynı anda sindirmek mide için de zor, bağırsak için de zor, karaciğer için de zor, atılımları vesaireleri için, böbrek için de zor. Mümkünse öğünlerinizi, yani bir öğünü basit tutmaya çalışın. Bir iki çeşit olsun. Eğer öğünlerinizi basit tutarsanız sindirimin, hazmın çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Demir depolarımızın dolduğunu nasıl anlarız? Demir takviyesi kullanıldığında genelde bu önemlidir. Çünkü beslenme yolu üzerinden bu eksikliği gidermeye çalışıyorsak öyle demir depolarımızın dolması vesaire gibi bir durumla çok fazla karşılaşmayız. Yani genel olarak beslenmemize dikkat ederiz. Tamam, öyle gider. Ama takviye kullanıyorsak demir depolarımızın dolup dolmadığını anlamak mümkün. Nasıl? Bir kere demir takviyesi kullanmaya başladığınızda dışkınızın rengi koyulaşır. Bu normaldir. Korkacak, endişe edilecek bir şey yok. Demir depolarınız dolduğu zaman kabız olursunuz. Dışkının rengi zaten koyulaşmıştır. Artık kabızlık yaşarsınız. Bir iki gün üst üste kabızlık yaşadınız. Tamam. Aradan birkaç gün geçer, sonra yeniden kontrol için doktora gidebilirsiniz. Depolarınız doldu. Bakalım bir kaçak durumu söz konusu mu? Endişelenilmesi gereken başka bir durum, başka bir rahatsızlık söz konusu mu? Bunun için yeniden doktora gidip yeniden ölçüm yaptırabilirsiniz. Tüm bunlar şifa bize girene kadar yaptığımız oyalanmalar, belki fiili duamız. Bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Dilerim sizler için faydalı ve verimli bir video olmuştur. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve çevrenizdekilerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Özellikle de birebir paylaşmayı. Hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Bir başka konuda, bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.